Merhabalar. Azar azar her telden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma devam edebilmem için siz izleyicilerin kanalıma abone olup beğen butonuna basıp düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşmakla kanalıma destek olabilirsiniz. Bir küçük soğanı tencereye aldım. 3 defne yaprağını üzerine bıraktım. Aşağı yukarı 8-10 tane karabiberi de üzerine bırakıyorum. Tavuk pirzolalarımı da bu şekilde derileri üzerinde iken aşağıda kalacak şekilde tencereme yerleştiriyorum. Kaynamış suyumu da tencereye şöyle tavukların haşlanabileceği kadar su. Özellikle tavukların derilerini ayırmadım çünkü onların yağları bana lazım olacak. Ne mi yapıyorum? Yine ilginç bir yemek, ıslama tavuk yapıyorum. İlk defa yapıyorum, bakalım nasıl olacak. Tavukları haşlamaya bıraktım. Tavuklar haşlandıktan sonra görüşmek üzere. Islama tavuk için haşlanmak üzere. Ocağa aldığım tavuklarım haşlandı. Şimdi tencereden alıyorum. Şöyle bir kaseye alıyorum. İçinden defne yapraklarını çıkartıp atıyorum. Haşlanırken atılan defne yaprağı tavuklara inanılmaz lezzet veriyor. Tavukları çok küçük olmamak kaydıyla şu şekilde parçalıyorum. Haşlanmış tavukları. Çok da güzel haşlanmış. Haşlama suyuna katılan soğan, karabiber, defne yaprağı haşlanan tavuğa mükemmel lezzet katıyor. Ben tavuğun derilerini burada kullanmayacağım. Fakat suyumdan artarsa, tavuk suyundan artarsa onunla çorba yapacağım. Çorbada tekrar bir kaynatıp kullanacağım. Bunu da atmıyorum çünkü üzerini temizledim ben. Derilerin üzerini temizledim. Öylece haşlamıştım. Temiz olduğu için derilerini kullanıyorum ben. Ben unuttum tuz eklemeyi. Tuzsuz haşlanması güzel olmuyor. Siz yaptığınız zaman tuzu unutmazsanız iyi olur. Ben unuttum, siz unutmayın. Şimdi üzerine atarım ben tekrardan tuzunu. Tuzlu suda haşlanırsa daha lezzetli oluyor tavuklar. Evet, tavukları güzelce didikledim. Çok küçük olmayacak şekilde. Haşlama tavuğun sağlıklı olduğunu bilmeyen yok zaten. Evet, tabağımı kenara alıyorum. Tavuğa yetecek kadar tuzu ben şu anda ilave ediyorum. Herkes damak tadına göre tuz ilavesi yapabilir. Ben bir çay kaşığından az tuz ilave ettim tavuk etine. Kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Nereden çıktı bu derseniz, ıslama köfteden. Islama köfteyi biz çok seviyoruz. Bu da eşim tost makinesinde tavukları pişirerek de yapıyor zaten bir benzerini. Ben de haşlayarak yapmak istedim. Daha sonra tost makinesinde yaptığımızda videosunu çekmeye çalışacağım. Şimdi tekrar bunu kenara alıyorum. Doğranmak üzere tahtama gelen bir adet minik soğanla orta boy bir domates var. Önce domatesi dilimleyeceğim. Domatesi yuvarlak şekilde keseceğim. Çünkü bunları tavada bir çeşit közleme yapmak istiyorum. Aynı ıslama köftede yapıldığı gibi. Kabuğunu soymadan pişireceğim. Domatesler pişecek çünkü. Şöyle yarım santim, bir santim kadar şöyle fazla ince olmayan dilimler halinde kesiyorum domatesi. Bunu tabağıma alıyorum. Soğanımı doğruyorum. Soğanı da ince ince yarım ay şeklinde doğruyorum. Ne kadar ince doğranırsa burada o kadar iyi soğanlar. Bunları piyazlık doğruyorum çünkü. Sumak ekşisiyle ovalayacağım çünkü bu soğanları. Bunları da yan taraftaki tabağıma alıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın tereyağını tavama aldım. Tavamı da ocağa alıyorum. Altını da yakıyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Ve ben dilim ekmeklerimi ıslatmaya başlayacağım. Nasıl yapacağım bu işi? Şöyle tavuğu haşladığımız su var. Bu suyla ekmeklerimi ıslatacağım ve tavada kızartacağım. Spatula yardımıyla tereyağını tavanın her tarafına düzgün bir şekilde yaydım. Dilim ekmeğimi
suya banıyorum. Fazla değil, sadece yüzeyini suya değdirip diğer tarafında aynı şekilde bu suya değdirip tavaya alıyorum. Şimdi ikincisini de göstermek istiyorum. Hemen suya batırıp, tavuk suyuna batırıp, fazla suyunu sızdırıp tavaya alıyorum. Bütün ekmeklere aynı işlemi uyguluyorum. Evet, tavuk suyunda bütün ekmekleri ıslattım. Tereyağlı tavama aldım. Kızartıyorum. Yalnız kesinlikle ekmeklerin altı kızarmadan çevirmeye çalışmıyorum. Çünkü çevirmeye çalışırsam tavama yapışacaktır. Tavama yapışmasın diye kontrollü bir şekilde ekmeklerimi çevireceğim. Evet. Bu ekmeği de çeviriyorum. Spatula yardımıyla tabii ki. Normalde bu ıslama köftede yapılan bir teknik. Ama ben bunu tavuğa uyarladım. Bakalım nasıl olacak. Ekmeklerim kızarmakta. Ne yapıyorum? Islama tavuk yapıyorum. Islama kısmı bu ekmeklerin ıslatılmasından ileri geliyor. Biz bunu genellikle tost makinesinde tavukları pişirip öyle yapıyoruz. Bu sefer ben tavada denemek istedim. Evet. Biraz da ekmeklerin üzerine bu şekilde bastırarak daha güzel kızarmasını sağlamaya çalışıyorum. Ekmeklerin iki tarafının da güzelce kızartılması önemli. Çünkü tavuk suyuna bandık. Ekmeklerim oldu. Ekmeklerimi tavadan alıyorum. Tavanın altını kapatıyorum. Güzelce kızardılar. Şimdi de dilim domateslerimi tavada pişirmek üzere tavaya alıyorum. Yıkayıp kuruladığım şöyle biberlerim var. Kıl biber bunlar. Siz dilediğiniz biberi tercih edebilirsiniz tabii ki de. Bunlar vardı benim evde. Onları kullanıyorum. Tavama alıyorum bunları da. Evet, domatesim ve biberlerim de tavada pişmekte. Domateslerin bir yüzü çok güzel bir şekilde pişti. Çevirdim. Evet, gördüğü üzere diğer tarafları da pişti. Şimdi onları da tavadan tabağıma alıyorum. Biberlerim ve bir domatesim halen pişmeye devam ediyor. Soğanıma bir miktar tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar da sumak ekşisi ilave ediyorum. Soğanları ovalayıp soğanların ince doğranması burada önem kazanıyor. Evet, sumakla. Üzerine de kıymış olduğum bir miktar maydanozu da ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Soğanım da hazır. Şimdi sıra geldi servis tabağıma. Tabağın iki kısmına tavuk suyunda ıslatıp tereyağında kızarttığım ekmekleri tabağımın altına diziyorum. Küçüklü büyüklü diziyorum. Üzerine haşlamış olduğum tavuktan ilave ediyorum. Bir kenarına sumaklı soğanımdan koyup diğer tarafına da yine aynı tavada közlemiş olduğum domateslerimle közlediğim biberleri de böylece üstüne ekleyip güzel bir ıslama tavuk yapmış oldum. Bu şekildeki ıslama tavuğu ilk defa yaptım. Hiçbir yerde de görmedim. Yapılışı çok kolay. Mükemmel bir yemek oldu.
Evet, tabağım bu şekilde. Çok güzel oldu. Tabağım güzel oldu. Yemeğimin tadı tabağımdan da güzel oldu. Bir bardak ayran eşliğinde kısa günün kârı bir yemek yapmış oldum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şöyle bir de tadına bakmak istiyorum. Ekmeğimin üzerine bir parça tavuk alıyorum. Soğan olmazsa olmaz. Nefis, nefis denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben yemeğe devam ediyorum. Siz hoşça kalın, mutlu kalın.